Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere muhteşem bir kahvaltılık biber tarifi ile geldim arkadaşlar her yıl yapmış olduğum yenilerden tam not alan muhteşem bir kahvaltılık biber tarifi tam zamanında ve tam kıvamında muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum Ben bu tarifim için yarım kilo tatlı kıl biber kullandım arkadaşlar. Aynı tarifi kapya biberle de yapabilirsiniz. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde biberlerimi güzelce yıkadım. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi doğradım ve tencereme alıyorum. Üzerine 3-4 adet acı biber kullanacağım. Biz acıyı sevdiğimiz için acı biberimin de kırmızı olmasına özen gösterdim arkadaşlar görüntüsü de gerçekten muhteşem oluyor Yeşille kırmızının uyumunu çok seviyorum Evet bu şekilde 3-4 adet acı biberimi de diğer biberlerinin üzerine doğruyorum arkadaşlar her zaman söylediğim gibi malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz üzerine 4-5 diş sarımsağımı da aynı şekilde doğruyorum Arkadaşlar ben bu tarifim için kaya tuzu kullandım. Bu ve bunun gibi turşularımızda tuzumuzun kaya tuzu olmasına özen gösterelim lütfen. Evet bu şekilde sarımsaklarımı da güzelce doğradım. Üzerine yarım su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Siz elma sirkesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar ve bu şekilde yarım çay bardağından bir tık fazla zeytinyağımı ilave ediyorum yine zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığından daha az kaya tuzumu ilave ettim şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve orta göz ocakta 20 dakika kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar biberlerim pişerken ben de bir taraftan almış olduğum sivri domateslerimi doğruyorum Domateslerimiz pişeceği için robottan geçirme gereği duymadım arkadaşlar. Birazdan videomun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Domatesimiz güzel bir şekilde içinde kaybolacak. Ayrıca kabuğunu soyma gereği de duymadım. Bu şekilde 4 adet yıkamış olduğum domateslerimi küp küp doğruyorum. Ve pişen biberlerin üzerine koyup 10 dakikada domateslerle pişireceğim arkadaşlar. Toplamda yarım saate yakın pişiyor biberlerimiz. Benim Malzemelerim az olduğu için yarım saatte pişirdim. Tabii malzemelerimiz çok olduğu zaman kaynama süresi uzayabilir arkadaşlar. Evet bu şekilde küp küp doğruyorum domateslerimi ve biberlerimin üzerine ilave edip 10 dakika daha pişireceğim arkadaşlar. Bu esnada tuz kontrolü yapıp tuzu az gelirse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten içindeki sirke ve zeytinyağından galiba rengi harika bir renk aldı biberlerimiz tabi kırmızı acı biberlerimiz de ayrı bir hava kattı Evet üzerine doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum ve 10 dakika daha pişirmeye bırakacağım her zaman söylediğim gibi dokusundan lezzetinden kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar her zaman yapıp güzel sonuçlar almış olduğum tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bu şekilde 10 dakikada domateslerimle kaynadı arkadaşlar biberlerim. Ve üzerine bir tutam doğramış olduğum maydanozumu ilave ediyorum. Maydanozu ekledikten sonra pişirme yapmayacağız arkadaşlar. Güzelce karıştırıp ocaktan alacağız. Biberlerimizi maydanozumuzun pişmesine gerek yok zaten sıcağıyla ölüyor gördüğünüz gibi Evet güzelce karıştırıyoruz ocağımızdan alıyoruz ve sıcak bir şekilde kavanozlarımıza alacağız arkadaşlar sıcağıyla beraber ağzını kapatacağız ve vakumlama işlemi yapacağız kavanozlarımız soğuyana kadar dışarıda sonrasında karanlık bir yerde serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz hatta buzdolabına da kaldırabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Ayrıca videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren mesajlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Gerçekten sizin yorumlarınıza çok değer veriyorum arkadaşlar. Bir çiçek emoji nokta dahi olsa beni izlediğinizi bilmek gerçekten beni mutlu ediyor. Ve sizin desteklerin sayesinde kanalım çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriyle bana yardımcı olan arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tencereme ocağımdan aldığım sıcak bir şekilde kavanozlarıma koyuyorum. Kavanozların ağzını siliyorum arkadaşlar. Kenarlarında domates çekirdeği, biber çekirdeği kalırsak güzel bir kapanma olmayacaktır kapaklarında. O yüzden biberlerimizi koyduktan sonra ağzını kontrol edelim arkadaşlar. Kenarlarında herhangi bir çekirdek kalmasın. Ve bu şekilde kaynarıyla kapatıp vakumlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Kaynarıyla kapanan kapaklar vakumlanacaktır ve sıkı bir şekilde kapanacaktır. Bu da biberlerimizin aylarca taptaze ve bozulmadan kalmasına neden olacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün biberlerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben bunu kışlık değil şu anda yemek için yaptım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz gönül rahatlığıyla malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Malzeme listeme videomun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi sıkıca kapatıyorum ve ağzı üstü çeviriyorum. Bu şekilde dışarıda bekleteceğim arkadaşlar. Soğumuş olan turşularımızı serin ve karanlık bir yerde bir hafta dinlenmeye bırakacağız. Sonrasında servise hazır görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hep yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.